Arkadaşlar, bayağıdır yapmıyorum. Merhabalar, hatırlıyor musun? Merhaba arkadaşlar. Evet, karışık problemler ikinci videosundayız. Burada biraz sayısal mantık grafik de olacak içerisinde demiştim zaten. Bireysel sorular da var. Devam ediyoruz yani problem denemelerimize. 5 tane problem denemesi çözecektik. Hazırsanız başlayayım. Siz şu arkanıza yaslanın. Güzel güzel çayınızı için ben çalışırım. Aman çalışmayın. Ben çalışırım. Gri pijamanızda oturun. Siz bundan bir yayın bitince, yani ders bitince çalışacaksınız çünkü. Evet, şimdi bir şey daha, bir şey söylemek istiyorum ya. Gerçekten söylemek istiyorum. Bu yayını izleyip de mesela kanala abone olmayan öğrenci var. Yok, bize veriler geliyor. Amerika'dan geliyor veriler bize. Yayını izleyip beğenmeyen var. Beğen butonuna bas ya. Beğenmeyen de ki beğenmeyebilirsin. Ama genelde verim alıyor öğrenciler. Mesela beğen butonuna basmayan var. Yani bunu niye yaptığınızı anlamış değilim. Bize destek olacağınız sadece birkaç yer var. Kitabı da almak zorunda değiliz. Kitabı almayayım. Kitap da zaten size zeker, bana değil yani. Kitabın ya, kitabı alınca soru çözmüş oluyor zaten. Bana direkt parası gelmiyor. Bunları niye yapmıyoruz anlamıyorum ama çözeceğim. O kitleyi de çözeceğim yani. Anlatacağım bunları yani. Bunları hakkımızı helal etmem, anlatacağım o konuyu. Ben de şu an saklı o. Son gün yayınlarım. Evet, bir çizgi grafiği sordum. Çok ÖSYM tarafından sorulmasa da belli olmaz. Ne olur ne olmaz. Son yıllarda çok yok. Nana sorusu bu. İki soru var değil mi? Üç müydü? İki miydi? İki sorusu var bunun. Başlangıçta deniz seviyesinde olan bir araç tepeye çıkıp iniyor. Bu aracın bulunduğu yüksekliğin ve deposunda kalan yakıtın zamana göre değişimi doğrusal olarak da göstermiş. Şimdi çıkmış, inmiş. Yorum yapalım. Bakın ne olmuş yani, bu adam 9 dakikada 900 metreye çıkmış. Görüyor musunuz? Ama 15-9 ne yapar? 6 dakikada inmiş. 9 dakikada çıkmış, 6'da inmiş. Ve 900 metreye çıkmış. Bak yorum yapıyorum. Şu an grafiği okuyorum. Soruya başlamadım bak. 900 metreye 9 dakikada çıkmışsa dakikada 100 metre çıkmış. 9'u 9'a böldük. 6 dakikada inmişse 9'u 6'ya böldük. 150 metre çıkmış. Şey inmiş. İnerken daha hızlı, yokuş aşağıya bazen duramazsınız. Çıkarken 100 metre çıkmış. Bu grafik bunu anlatıyor. İkinci grafik neyi anlatıyor? Bu adam çıkarken inerken yakıt kullanmış. Yakıt da böyle sabit hız kullanmış. Yani ne olmuş yani? 15 dakikada, toplamda 15 dakika zaten burası. 12'den 6 çıkar, 6 litre yakıt kullanmış. 15 dakika 6 litre yakıt kullanmış. 1 dakikada 6 bölü 15 yani 2 bölü 5 litre yakıt kullanmış. 0,4 yapar. Onu da istersen yapabilirsin. Mesela 6 bölü 15 litre 1 dakikada yakıt kullanmış. 3'e bölerse 2 bölü 5 gelir. Kullandığı yakıtın miktarı 0. kaç olmuş olur? 4 olmuş olur. Mesela bunlar yaptığım yorumlar. Grafiği okudum şu an. Soruya daha başlamadım. Belki de hiç gerek yok. Olsun. Grafiği okumayı bilin. Ananız baba oku diye gönderiyor sizi. Oku diye. Kızım okuyor zannediyor yani odada şimdi. Okuyor mu? Okuyacaksın işte bu grafiği. Soruya başlayacağım. Sakin oluyorum. Deposunda 10 litre yakıt kaldığında, 10 litre şurada tamam, bu araç kaç metre yükseklidir? Şimdi bu 10 litre yakıt kaç dakikada kalıyor diye bakacaksın. Bak bu yorumu şöyle şuradan yapmanız lazım. Şu grafiğe bakacaksın. Şimdi burada 10 litre yakıt mı kalacak? 12 kalmış. Doğru mudur? Şimdi 6 litre yakıtı bu adam ne yapıyor? 15 dakikada harcamıyor mu? Acaba 2 litre yakıtı kaç dakikada harcar diye bulursan 10 litre yakıt kalmış olur. Bak. Bak mantık şu. 6 litre yakıtı bu adam ne yapıyor? 15 dakika harcıyor. Bizim 10 litre yakıt kalması için 2 litre yakıt harcamamız lazım. Acaba 2 litre yakıtı kaç dakikada harcar? Bence burada işleme gerek yok. Bakın 6, 2, 3'te 1'i. Onu da yazayım. 3'te 1'i. Doğru mudur? 3'e bölerse kaç çıkar? 5 çıkar. Demek ki bu adam 5 dakika boyunca giderse deposunda 10 litre yakıt kalır. Mantık bu. E bu adam kardeşim çıkıyordu ya, ne demişti? Yüksekliğe çıkıyordu. 1 dakikada ne kadar çıkıyordu? 100 metre. E bize kaç dakika çıkmasını istiyoruz? 5 dakika. Daha tırmanıyor yani. Şu 9 dakikalık mesafeye gidiyor şu anda. Doğru mudur? O zaman ne olacak? Demek ki bu adam 5 dakikada 5 çarpı 100'den 500 metre yükseklikte olur. Cevap ne çıkar yani? Ceyhan. Yani bu grafikten bunu yorumladık. Mantık güzel bak. Güzel bir soru bence. Fena bir soru değil. Bilginiz olsun. Tamam. İlk sorumuz bu. 2'deyiz. Biraz uzaktan okumam lazım. İniş yolunda 300 metre yükseklikteyken bu aracın deposunda kaç litre yakıt vardı? İşte iniş yolu burası. Bu adam ne yapıyordu? Bakın 9'a çıktı değil mi? 9 bölü 6 dakikada iniyordu. 150 metre iniyordu. 1 dakikada doğru mudur? İniş yolunda 300 metre yükseklikte olacak. Yani bu adam 900'den 300'e kadar inecek. O zaman 600 metre inmesi lazım. Yani siz şu anda bu işin kaç dakikada olduğunu bulmak zorundasınız. Mantığı anladık mı? Bak bu adam... Bak 6 dakikada 900 metre iniyor. Acaba 600 metreyi bak 600 niye 600 indirdim? 900 tepede doğru mu? Bak şöyle. Şu an 900 tepede aşağı iniyor. 300 metre yüksekte olmasını istiyorsun. O zaman ne olması lazım? Adamın 600 metre inmesi lazım. Şuraya gelmesini istiyorum. 600 metre kaç dakikada iner diye soracaksın. Mantık bu. Ne yapar? 154 mu çıkar? Evet. Şöyle yaparsak da 6 çarpı 3600 4 çıkar. Bunu bulun.
Bunu siz bulun. O sizin işiniz. 4 dakika. Yani bu adam demek ki bak, bak ama çok önemli bir şey var burada. Dikkat et. Bu adam şu anda ne yaptı biliyor musun? Bak 9 dakika tırmandı. Bir 9 dakika tırmandı. İnerken de bak inerken de bir 4 dakika. Bak 4 dakika da burada kullandı ki 300 metre yüksekliğe gelmiş oldu. Mantık mı? O zaman toplamda bu adam şu anda 9 artı 4'ten ne oldu? 13 dakika boyunca hareket halinde. Bak. 9 dakikası tırmanma, 4 dakikası inme. Doğru mudur? O zaman bizim adamımız şu anda 13 dakika boyunca, 13 dakika boyunca benzin ne yaptı? Benzin. Benzin miydi bu? Yakıt işte neyse artık. Yakıt diyelim ya. Şimdi hocam adam benzin mi yakıyor dersiniz. Yakıt harcadı. Yakıt harcadı. Ne sormuştu peki? Ne sormuştu? İniş yolunda 300 metre yüksekte yani bu aracın depozda kaç litre yakıt vardır demiş. Bak işte 13 dakika boyunca yakıt harcadı. Peki bu adam 15 dakika boyunca yakıt harca 15 dakikada ne kadar yakıt 6 yakıt harcamıyor mu? Orantı kuracaksın. Diyeceksin ki 15 dakikada 6 litre yakıt harcayan adam acaba 13 dakikada ne kadar yakıt harcar diyeceksin ve bulduğunu 12'den çıkaracaksın. Deposunda şu anda adamın 12 litre yakıt var arkadaşlar. Bunu da bulalım. X eşittir ne oldu yani 6 çarpı kaç oldu? 13 bölü 15 oldu. 3'e bölersek 2 3'e böldüm 5 geldi. 2 15 26 yapar. Bölü 5. Bu da ne yapar? 5.2 yapar. Onu artık bölmeniz lazım. Şıklar da virgülü zaten. Yani bu aracın deposunda benzin ne kadar tekrarlıyor, toparlıyor? 12 litre benzin vardı. Ve bu araç 5.2 litre benzin harcadı. Buraya kadar gelene kadar. 5.2 benzin. Ne yapacağım? Ne kadar benzin harcamıştır demiyor. Harcamıştır demiş olsa cevap 5.2. Ne kadar benzin kalmıştır diyor. Kalan benzin bulmak istiyorsan ne yapacaksın? 12'den başlangıçta bulunan benzin miktarından 5.2'yi ne yapacaksın? Çıkaracaksın. 5'i çıkarsan 7 yapar. 0.2 var. 6 virgül ne yapar? 8. Cevap ne geldi yani? Bursa gelmiş oldu. Anladık mı? İki grafiği böyle yorumlamak zorundayız. İyi bir grafik sorusu. Ne olur ne olmaz. Genelde daire grafiği çıkıyor. Çiftli çıkıyorsa sütun daire çıkıyor. Bilginiz olsun. Ama çizgi çıkarsa da böyle güzel bir kalifiye soru olur. Onu da göstermiş olalım. Evet, bir sayısal mantık problem karışımı bir soru koydum. Tabloda Ali Berk Cemil'in bir fen sorusunda çözmek için harcadığı ortalama süreler derslere göre saniye cinsinden verilmişti. Bunlar saniye. Ortalama süreyi vermiş. Ali Berk ve Cemil'in bu üç dersin her birinden eşit sayıda soru bulunan aynı fen testini çözmek için harcadıkları süreler sırasıyla SA, SB, SC'dir. Eşit sayıda soru bulunuyormuş. Yani burada X soru var, X soru var, X soru var. O zaman Ali ne kadar süre harcar? Söyle. 60X, 90X, 70X. Ne yapar o zaman? Eşit sayıda demiş. Ya, değil mi? Yanlış değil. Eşit sayıda sorumlular aynı fen testini. Ali Berk ve Cemil'in bu üç dersin her birinden tamam doğru yapmışım yani. 60x, 90x, 70x yapar. Topluyorum 160, 220x yapıyor. Ali'nin toplam harcadığı süre yani tamam mı? Soru, bunlar soru bu da süre. Bir soru ya da süre. 70, 60, 80 var. 140, 210x yapıyor. 80, 50, 70 var. 200x yapıyor burası da. Yani Ali kardeşimiz 220x, Berk 210x, Can da 200x süre harcıyorlar. Ve bunlara biz ne demişiz soruda ama? SA, SB, SC demiş. SA bu yani. O zaman bu SA, şöyle yazayım. Selamünaleyküm gibi. SB, SC. Doğru mudur? Bunların küçükten büyüğe sıralanmasını istiyor. SC en küçük benim gördüğüm. Sonra SB küçük. Sonra kim küçük? SA küçük. SC, SB, SA. Biraz dışarıdan bakacağız. SB, SC, SB, SA. Edirne canım. Anlaşıldı mı? Bak eşit, bak her birinden eşit sayıda soru bulunan aynı fen testini diyor. Her birine eşit sayıda soru varmış. Çözmek harcadığı süre böyledir. Bu birinci sorusu. İkinci sorusu neymiş? 80 sorudan oluşan bir fen testindeki fizik ve kimya sorularını hem Ali hem de Berk 54 dakikada çözmüştür. Bak bu güzel bir soru. Şimdi burada soru sayısı çünkü belli değil. 80 soru var. Bir fen testi var. Fizik ve kimya sorularını hem Ali... Bak şimdi şöyle yapalım. A tane fizik, B kimya, C biyoloji sorusu olsun. Bak burası önemli. Toplamı da A artı B artı C 80. Fizik ve kimya sorularını hem Ali hem de Berk 54 dakikada çözmüş. Şimdi Ali ne kadar sürede çözer fizik sorusunu? Şöyle 60'a. Ali için konuşuyorum. Artı diğeri neydi? Kimya sorusu ne yapar? 90B'de çözer. Doğru mudur? Hem Ali hem de Berk eşit sayıda çözmüştü ya, o zaman bunların birbirine eşit olması lazım mesela. Birinci yol bu. Bu eşittir diyorum. Bu da 54 dakika sürmüş. Onu da yapacağım. Bekle. Klima açık kalmış ama Serkan, Serkancığım, klima açık ama ses yapar mı? Heh, bakalım. Bazen alttan bir ses gelmez, sorun olmasın diye. Berk ne yapıyor Berk? Bu da 70A artı kimyada 60B yapar. Yani burada A ile B arasında bir ilişki kurabiliriz. Bakalım işimize yarayacak mı? Attım bu 60A'yı karşıya, 60B'yi bu tarafa atmış oldum. 30B yaptı, eksi geçti çünkü.
Karşıda da 10 A var. Şimdi ben buradan şunu bulurum yani. Demek ki A sayısı eşittir kaç B oluyor? 3 B. Tamam. Şöyle de yaparız. A 3 B. Yani o zaman burası 3 B oluyor. Burası B. Bu da C oldu. Şimdi 80 soru var. Bunu şöyle yapayım o zaman. 80 soru var ya. Şunu da şöyle yapalım. Biyoloji soru 80 - 4 B olsun. Böyle bir bilgi verdim. Şimdi ne oldu? Tek bilmeye döndüm ki belki çıkacak diye. Soru ne? Bu tezde kaç biyoloji sorusu vardı? Şimdi ne yapacağız? Bak şu anda ne yapacağımızı anlatalım. Şimdi bizim elimizde şöyle bir durum vardı. Bunlar bunu 60-54 dakikada çözmüştü ya. O zaman bizim şu kısmın toplamıyla bu kısmın toplamı ya aynı şey. Ya burası ya da burası 54 yapmanız lazım. Şimdi A'da kaç B'ye çıktı? 3 B'ye mi? Yerine yazalım artık. Artık B'yi bulunca zaten biyoloji sorusunu buluruz. Amacımız burada B'yi bulmak. Bak buraya yazayım mesela. 70 çarpı A'mız kaç B demiştiniz? 3 B. 3 B artı 60 çarpı B yapıyor. Karşıda ne var? 54 dakika. 54 çarpı 60 arkadaşlar. Bakın çünkü bunlar saniye türünden bak. Bizim oradaki 54 dakikayı saniye çevirme zorunluluğumuz var. 54 çarpı 60 yapacağız. Ben bir sıfır silerdim ben olsam. Şöyle biz hepsinden silelim. Kolay olsun biraz. 21 B yapıyor. Artı 6 B var. Karşıda kaç var? 324 var. Burası 27 B yapıyor. Bir yerde bir yanlış yaptım galiba ya. Doğru mu yaptık? 70 A, 210, 21 B. Evet artı 6, 27 yapıyor. 6 kere 300, 6 kere 4, 20, 324 yap. 9'a bölünüyor aslında. Yok, tamam sorun yok gibi duruyor. Bakalım bir. Sanki 18'in karesi gibi geldi bana. 9'a böldüm 3 B. 9'a bölersek 27 mi yapar? Yok 9'a böleyim. 3 kere 36 yapıyor. Tamam oluyormuş. Tamam ben çıkmayayım acaba diye baktım. B kaç oldu yani? 12. Ne diyoruz arkadaşlar burada? B'yi bulan Müslüman hepsini bulmuş olur. Zaten bize kaç tane biyoloji sorusu var demişti. Biz buradan şu yorum yapalım. Kaç fizik sorusu var şu anda? B'yi 12 buldunuz. 36 fizik sorusu var. Bak yazıyorum. Erinmiyorum ya. Erinmeyeceğim. Hiçbir videoda erinmeyeceğim. Kaç kimya sorusu var? 12 tane kimya sorusu var. Bu kimya. Bak işte şakalar görüyor musun? Kaç biyoloji sorusu var o zaman? Toplam 36, 12 daha 48 yapar. 80'den 48 çıkarırsak 32 tane ne sorusu var? Biyoloji sorusu var. Cevap ne yani? Ceyhan çıkmış oldu. Bence güzel, kaliteli bir. Hem problem oluyor işte bu böyle soruda çıkabilir. Hem sayısal mantık. Daha çok bunlar açık konuşayım. ALES TGS formatı da olabilir. Niye biliyor musunuz? Format demeyeyim de. Bizde problem soru sayısı belli ya. 12-13 soru falan çıkıyor. 11 de çıktığı zamanlar var. Ortam 12 diyelim biz. Şimdi buna yer kalmıyor bizde. Şimdi iki grafik sorsa 4 de sayısal mantık soruyor. 6 zaten. Şimdi bir hareket, bir yaş, bir sayı, iki sayı problemi bir yüzde koysa bitiyor sınav. Yani bizde şimdi ALES'te ama çok soru ve DGS çok soru olduğu için onlarda bunlara daha çok yer kalır. Ama biz ne olur ne olmaz belki grafiği böyle sorar diye ilave soru çözüyoruz arkadaşlar. Her koşula hazırlıklıyız yani, tamam mı? Bak sayısal mantık soruyoruz. Bak güzel kaliteli bir soru koydum size. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB gösterimle AB eşittir A artı B artı A çarpı B gibi eşitliği tanımlanıyor. AB 3'müş, eşitliğini sağlayan tüm iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi AB 3'müş bak yani şurası 3'müş. Bakın bu ben bundan çözdüm daha önce benzerinden. Şimdi ne yapacağını anlatayım. Burada yapacağınız şey şu. Bakın şurası A dursun. B parantezini alırsanız 1 artı A gelir. Buradan yorum yapmak çok zordur. Bak zor bir sayısal mantık sorusu. Yani şu artı 1 ekleyeceksiniz. Artı 1 eklerseniz bak hem burası A artı 1 gelir. Hem de burada bir tane daha A artı 1. Sonra bunları A artı 1 parantezine alırsınız. Yani mantık budur. Yani ne oldu o zaman? Şimdi A artı 1 parantezini alıyorum. Ne oluyor burası? 1 artı B olmuş oluyor. Şöyle görebilir miyim? 1 artı B. Kaça eşit? 4'e. Değeri şimdi vereceğim. Az önce değer vermeye kalksam sabah olur. Sabaha kadar buradayız o zaman yani. Anladık mı olayı? Çok zordur. Ama şimdi değer verirsem çok daha basit. Ne olabilir mesela? 1'e 4 olmaz. Onu söyleyeyim şimdi. Bura 1, bura 4 olmaz. Niye? Bura 1 olursa A 0 olacak. A 0 olur. B 0 olabilir arkadaşlar. A, B 2 basamak sayı ya. Bak B eşittir. 0 olabilir. Yazalım. Olabilir. Ama A 0 olamaz. Onu da yazalım. Mantıksız yani. A 0 nasıl olsun? Şimdi 1'e 4 olmaz. Gitti. 2'ye 2 vereyim. Şimdi bu 2 ise A artı 1. A 1. B, bu da 1 olur. O zaman sayımız 11 oldu. 1. Ne sormuştu bize? Tüm iki basamaklı doğal sayıların toplamını sormuş. Doğru mudur? 2'ye 2 oldu. Bir de 4'e 1 var. O da olur. 4 olursa A 3 oluyor. A 3. Bura 1 ise B 0 olur. O da 30 olmuş olur. İki basamak sayılarının toplamı kaç yapmış olur? 41. Yani burayı sağlayan iki tane sayı var. İşte bak bu soru biraz zor bir soru. Yani burada sen eğer değeri şurada vermeye kalkarsan bütün sayısal mantık şeyimiz gider. Ufak bir hamle yapmak zorundayız yani. Anlaştık mı? Bak ben bunu birkaç defa yaptım bu işlemi hatırlayın. Hatırlarsanız olur. 3 sorusu var ya bunun. 6'dayız.
Devam. AB 9 eşittir. Az önceki sorunun aynısını sormuş. Yani bak burada 3 vermiş. Sayıları sordu. Burada 9 demiş. Bu da sayıları bulmayacağız. Tek 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 yazıp bitireceğiz. Aynı mantık. Yine 1 ekleyelim buraya. Eşittir 9'du ya karşı. O da artı 1 olacak. 10 yapacak karşı. Ne oldu yani burası? Az önceki işlemi yapmaya gerek var mı? Yapayım gerçi ya. Ama. O kadar yaptık. Şimdi hoca hızlandı falan. Bu hocanın böyle olacağı belliydi falan demeyi. 10. Ne oldu yani burası? A artı 1 burada var. Burada da A artı 1 var. Yani A artı 1 parantezinde. Evet. Ne oldu? 1 artı B olmuş oldu. Şöyle 1 artı B. Neye eşit? 10'a. Peki. Değerli şimdi yine 1 olmaz bak. Unutma. 1 olmaz burası. A 0 olmaması lazım. 2 5 olur. Benim gördüğüm. Doğru mudur? 5 2 olur. 10'a 1 olur mu? 10'a 1 olur. Bakın burası 10 olunca A normalde rakam 10 olmaz ama rakam 0'dan 9'a kadar. A artı 1 10 olunca A 9 çıkıyor. A 9 çıkıyor. 1 artı B zaten 1 olur. B 0 olmada sorunumuz yok. 1, 2, 3. Toplam kaç tane AB 2 basamak sayısı var? 3 tane AB 2 basamak sayısı. Bu soruyu sorma amacım şu ifadeyi görebiliyor olmanızda. Bir tane daha var. AB buna eşitmiş. Şimdi yazalım. A artı B yani ifade artı A çarpı B neye eşitmiş? AB sayısına. 2 basamaklı sayı bak. AB'ye. Burası 10A artı B yapacak şu sağ taraf. Görebiliyor musunuz? Bak şurası açacağız burayı. 10A artı B olacak. Bak bence şöyle yapalım. 10A artı B oldu ya bak şu artı B ile şu artı B gider zaten. Karşıya atarsak. Ne kalır solda? Şu A'yı da karşıya atalım. Bak ne olacak şimdi? A çarpı B. Bak görün diye de yazayım. Eşittir. 10 çarpı A eksi A olmuş oldu. Düzenlemesini yapalım. A çarpı B eşittir. 9A olmuş oldu. A'lar gider. Çünkü A'nın 0 olma ihtimali. B kaç olur? 9. B'yi bulduk. Ne sormuş? Ne sormuş? Hanimiş neredeymiş? Ne sormuş? B kesin 9. Yani sayımız artık bizim 2 basamaklı AB. Bak şimdi sayın kaç tane 2 basamak doğal sayı var. Bizim sayımız A 9 gibi bir sayı artık. B 9. Kesin bilgi bak. Bunu yayalım. Bak Facebook bilgisi. Kesin bilgi bak. Ne yapalım? Yayalım. Ne sormuş? Ne sormuş? Hanimiş neredeymiş? Ne sormuş? Ne sormuş? Serkan'cığım saat durmuş. Kaç bilmiyorum şu an. Yok burada değil. Şurada. Buradaki saat durmuş. Kaç dakika olur bakar mısın? Dersi ona göre ayarlıyorum ya gençler. Buraya bakıyoruz şimdi. A9 ne demişti? Kaç tane 2 basamaklı doğal sayı vardır? E şimdi A9'da A'ya rakam vereceğiz. A0 olmaz. 1'den 9'a kadar her rakamı almaz mı? Almaz mı? Alır. O zaman A sayısı 1'de başlar. 9'da biter. Kaç tane değeri var A'nın ya? 9 tane değeri var. A'nın 9 tane değeri var. 9 tane sayı var. Cevap ne gelir yani? Ceyhan gelmiş olur. Bak gayet güzel, orijinal. Değil mi bak şu soru? Çok güzel soruydu ya. İşte bu çıkar şimdi. Adam sayısal mantık öğrenmiştir. Şu biri ekleyemez. İşte burada yorum yapamaz. Yapamaz soru. Yazık olur. Üzülmeyelim. O yüzden farklı soru mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 3 sorumuz daha var. Sonra bitecek değil mi? Evet doğru. Bu da sayısal mantık soru. Şimdi bu soru sığmadı. Çok geniş bir soru. Soru hikayesi burada. Örneği burada. Örnek gidecek şimdi. Soru gelecek karşıma. Örnek durmayacak yani. Anlaşıldı mı? Bak buraya dikkat. Tekrarlıyorum. Hikaye burada. Bu örnek. Bu soruyu açıklıyor. Çok uzun çıkıyor ya bazen sorular. Bir sergide A, B, C, D ressamların yapmış oldukları beşer resim satışa sunulmuştur. Bu resimler bir ekranda aşağıda gibi 5 satır halinde görüntülenir. Gördük. A ressamı, B ressamı, C, D, E. A ressamının yapmış olduğu resimler A1, A5, B açıklıyor. Şu an hikaye okuyoruz. Şu an bir şey yok. Uzaktan bakalım hatta beraber. Bak şöyle kalemi de tutayım. Görüyor musun ekranı? Şurayı okuyorum şu an. Şurayı okuyorum. A ressamının yapmış olduğu resim, abi tamam anladık orayı. Sergiden bak en alttaki cümle çok önemli. Bak şu cümle bak göstereyim bir dakika. Şurası. Şu cümle görüyor musun? Çok önemli. Sergiden bir resim satıldığında bu resim ekrandan silinmekte ve yerine bir sonraki resim gelmektedir. Bu önemli bir bilgi. Örnek bak al insanlığa bak. Örneğin A5 satılırsa ekrandaki görüntü aşağıda gibi oluyor. A5 giderse şimdi A5 bu B1 yukarı çıkar. Hepsi bir yukarı kayar. Burası boş olur en son mesela. Bak gördün mü? Hepsi yukarı kaydı yani. Bir satır yukarı kaydılar. Bir satır demeyeyim. Hepsi kaymaz. Bir adım sola kaydılar. A5'ten sonra C2'de satılırsa yine görüntü böyle oluyor. Tamam anladık. Yani ben anladım soruyu yani. Şurayı anlarsak o sileceğiz. Satılanı sileceğiz. Kaydıracağız yani. Hikaye bu. Soru gelsin. Şey ben bilirim gibi oldu. Soru gelsin. Sergiden A2, B4, B5 ve C1 resimleri satılıyor. A2 satıldı. Başka? B4 satıldı. Evet, B5 satıldı. Güzel. Bir de ne? C1 satıldı. Ne sormuş? Son durumda resimde hangileri E5'te aynı üstünde? Bence bunları satıp yazmak lazım. Yine bunu yazmak soru çözüyor. Bu kafa karışmasın şimdi. A1 satıldı mı şimdi? Bak A1, A3, pardon A2 satılmıştı. A4, A5, B1. İlk satırımız bu. Devam. B2, B3. Bak B2, B3 sonra C2, C3'e geçiyoruz. Bak B2,
B3. Yani mantıken de yapılır da arkadaşlar, kafa karışmaz. Yani riske giriyor gibiyiz mantıken yaparsak. C4, C5. Doğru mu? Sileyim, dur. Bir dakika. C5. Gerisi kolaylaştı çünkü C5'te şu an hiç satılan yoktu buradan. Yani bir satır gitti alttan en azından. D1, D2, D3, D4, D5. Ve ne oldu? E1, E2, E3, E4 ve E5 olmuş oldu. Ne sormuştu bize? Son durumda resimde de hangisi E5 ile aynı sütunda yer alacak? Bak şurayı soruyor. Bak sütun burası. E5 ile aynı. E5 ile D6 olabilir. C5, B1. D6, C5, B1. Hangisi var? Hiçbiri yok. Ne var? Dur bakayım. B1 yok. C5 o da yok. D6 ne ya? D5 o, D5. D5 de yok. Evet, hiçbiri yok. Gördünüz mü? Ne yaptık? Yanlış çözdük. Ne yaptık? Nerede? Ya çok güzel çözdüm ya. Vallahi çok güzel çözdüm ya. Bismillah. 4 tane silmişiz ha. Yanlış orada başlıyor bence. Evet. B1 duruyor. B1'i duruyor. Tamam. B1 yukarı. B2, B3, B4, B5. Onlar... Yani ne bir uydurmuşum ki, inanamazsın. Böyle bir şey yok ya. Yani böyle Allah'tan şıklarda yok ha. İşte Allah'ın sevgili kuluyuz gençler. Bu yanlışlar iyi oluyor ya. Görün. Ne şartlarda çalıştığımı görün. Bak şaka yapmıyorum. Valla parlıyor ya. Görmesi bir zor ki. Neyse tamam. B2 ne oldu? B2, B3. Doğru mudur? Bak A1, A3, A4, A5, B1. B1 bunun yanında. Tamam. Doğru. B2, B3 sonra C2, C3, C4. C2, C3, C4. Şurada bir hata yapmışım. C5 tamam. D1, D2, D3, D4. Onlar satılmamış. D5. Tamam, E burada olacak o zaman. E1, E2, E3, E4 ve E5. Tamam, pardon. Evet. E5 ile aynı sütunu istiyorum. D5 olabilir, şıklarda yok. C5 olabilir, şıklarda yok. B2 olabilir, şıklarda var. A1 olabilir, şıklarda yok. Yani şıklarda olan B2. Görüyor musunuz? Mantığı anladık mı? Ben bir tane fazla satmışım yani. Demek ki biri daha almışsam. İlk soru bu. Devam. Sergiden en az kaç resim satılırsa D3 resmi ikinci satırda görüntülenir. Bak, yorum sorusu. Şimdi biz D3'ün ne yapmasını istiyoruz? Buraya çıkmasını istiyoruz. O zaman şunların, bak şu bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satılsa bile çıkamaz. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satılsa yine çıkamaz. Bir tane de üstten satılacak ki bak D3 buraya gel. En azından mantığı şurada kalsın. D3 burada da olsa ikinci satırda oluyor. Bak burası ikinci satır. Bak burası önemli. Bak tekrarlıyorum. Şimdi D3'ün biz bir üst satıra değil öbür üst satıra çıkmasını istiyoruz. Ama D3'ten önce bir üst satacağız. Burada bak D1, D2 ile başlamak zorunda değilim ha. İstersen A1'leri sat. Problem değil. Ben görün diye yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satılsın. D3 şuraya gelir şu anda. 7'de. Ama bir tane daha satılırsa D3 şuraya gelmiş olur. Bir tane daha. D3 burada olur. O zaman 7 değil. Cevap kaç olacak? 8. En az 8 resimde D3 ikinci satıra gelir. 9'da da ikinci satırda. Şurada. 10, 11, 12. 12 resme kadar satılabilir. Problem yok. Ama 13. resimde D3 birinci satıra çıkıyor. Dedim aldık. Bak 13. resimde D3 ne yapıyor? Bir ilk satıra çıkmış oluyor. Dikkatli olun. Hata yapmayalım. Ekranın 3. satırında 3 farklı resme ait resimlerin görüntülenmesi için. Şimdi 3'te 3 farklı resim nasıl olur? C1 olacak o zaman. Bak 3'te. C olacak, D olacak, bir de E olacak. Yani biz E'nin en azından yukarı çıkmasını istiyoruz. Doğru mu? E'nin 3. satıra çıkmasını istiyoruz. Şimdi D'nin de hepsini satamayız. Saçma olur. D'nin hepsi giderse olmaz. Mantık soru. Tamam. Çünkü D de çıkacak uçağa. En az kaç resim satılmalıdır? Bak mantık güdelim şimdi. Biz D yukarı çıkar zaten. Bak bir tane sattık. C1'i sattık. D yukarı çıktı mı D? E de buraya geldi. E1 buraya geldi. Bir tane daha sattık. Bir tane daha, bir tane daha. Şu an C burada. Bak şurada C5 var şu an. C dursun artık. Yukarı çıkamayız. Doğru mudur? Yani buradan satmamak lazım artık. Mantıksız olur yani. 3 tane sattım. C5 burada. Şimdi bak şu anda 3'ün satır nasıl bir şey biliyor musun? Bak şu anda C5 var. D1 var. D2 var. D3 var. D4 var. Altında da E1 var, şey D5 var, pardon. Altta da D5 var, D5. Sonra E1 var. Böyle gidiyor bu iş. Bize şu satır lazım. Şurası önemli bizim için. Şu anda o satırda iki resim görünüyor. C ile D görünüyor. Şimdi biz ne yapacağız? D'den de birkaç tane satıp E'yi yukarı çıkarmamız lazım. Şu anda biz 4 tane sattık. Bak şu an 4 tane. 4 sattık. Sonra mantık olarak düşünürsek yani. Gerçi buradan satsak bir şey olur mu? Dur. Fark ediyor mu? Yani D'nin yukarı çıkması, mecbur satacağız 4. Evet, doğru değil mi? Yanlış olmasın. Evet, 4 sattık. Sonra şu E1'in yukarı çıkmasını sağlamak için
Bir D5 satalım örneğin. Buraya geldi. Bir de D2 satalım yani. 4. 2 daha 6. Bak 4 sattık. Hala yukarı çıkmadı E1. Şimdi E1'in buraya çıkmasını sağlamak lazım aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantık buradan da gider. Bak şu amacımız E1'in şuraya gelmesi en az da. Az önceki mantığa benzer. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane satmak lazım. Ama bu 6'sı hepsi D'den falan değil. O yüzden kafa karışmasın. Ona dikkat. Yani sadece D satınca olmuyor bu iş yani. Buradan da satmak lazım ki C, D ve E aynı satırda bulunmuş olsun. O zaman 4 sattın. 2'den daha satacaksın ki E1 yukarı çıksın. O zaman 4 artı 2'den cevap kaç olmuş olacak? 6. 6 tane resim satarsanız tergide en az. En az 6 resim satarsanız hem C hem de hem de E aynı satırda bulunmuş olur. Üçüncü satırda değil mi? Yazmıştı onu. Evet. Anlaşıldı mı? Bak güzel bir sınav sorusu olur yani. İlk soru çok basitti. Biz gerçi bir hata yaptık ama düzelttik sonra. İkinci soru güzel. Yorumu çok zor değil. Üç daha da güzel sorusu. Bilginiz olsun. Evet bu dersimizde biraz grafik, biraz sayısal mantık vardı. Bireysel problem çok yoktu. Ama dediğim gibi karışık gideceğiz. Yani çünkü şey yapamayız. Problem gidersek bitmez tekrarımız. Onlar sorup deneme gibi düşüneceksiniz. Hepsini mutlaka ayrıntılı bir şekilde çözün. Arkadaşlar önemli sorular. İnşallah benzer soru yakalar. Sınavda sizi biraz rahatlatırız. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmıyorsunuz. Benle ve Serkan'la kalıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalıyorsunuz.